Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl 25 kilo verdiğimle ilgili bir video çekmek istiyorum. Biliyorum 25 kilo verdiğime çoğu insan inanamıyor. Nasıl verdin diye tepkiler sürekli geliyor. Zaten bu videoyu çekmek istememin amacı yazın gelmesi haliyle yazın gelmesiyle birlikte benim kilo ve eski halimi bilenler sürekli nasıl kilo verdiğimi sormaya başladılar. Ben dedim ki neden bir video çekmeyeyim bunun hakkında. Ve size en başından beri nasıl olduğunu anlatacağım bugün. Zaten eski halimle yeni halimin bir fotoğrafını koyacağım görmeniz için. Ben küçüklüğümden beri kiloluydum. Yani çok eskiden, çok eskileri gidersek, bir 10 sene öncesine gidersek o kadar da kilolu değildim. Ama ne zaman ki Amerika'ya gittik ailemle birlikte, ben 2 sene boyunca Amerika'da yaşadım. Oradan geldikten sonra ben ciddi bir şekilde kilo aldım. Çünkü orada sürekli fast food falan yiyorduk. Fast food yemenin etkisiyle kilo aldım ve fast food'un getirdiği kiloyu biliyorsunuzdur ne kadar verilmesi zor olduğunu. Ben uzun bir süre bu kiloyla devam ettim. Sonra 1.58 boyunda 62 kiloydum. Evet çok fazla, hala fazla. Ama yine de hani idare ediyordu o dönemlere göre. 9. sınıfta ben 62-63 kilo civarındaydım. Sonra yine Amerika'ya gittim. Oradan 73 kilo falan döndüm. Bayağı kilo almıştım. Zaten ailem beni havaalanında gördükleri zaman, tek başıma gitmiştim. Ailem beni havaalanında gördükleri zaman şok geçirmişlerdi. Arkadaşlarım şok geçirmişti. Tanıyamıyorlardı neredeyse beni. O derece kilo almıştım. Bu da haliyle benim moralimi bozmaya başlamıştı. Dedim kilo vermem lazım. Okul da başlayacak. Yazdayız. Yazın sonundaydım. Okul da başlayacak. Kilo vermem lazım diye düşündüm. Ve bir gün kabinde kıyafet denerken bir bayanla bir muhabbetimiz geçti. Bayan 15-20 kilo civarında, hatırlamıyorum şu an çünkü 3-4 sene oldu. 15-20 kilo civarında bir kilo verdiğini söyledi. Biz zaten annemle şok geçirdik. Nasıl verdiğini sorduk hemen. Dukan diyeti yaptığını söyledi bize. Biz de hemen koşarak Dukan diyetinin kitabını aldık annemle birlikte. Dukan diyetinin kitabını önce hemen başlamak istediğim için, çünkü zaten kilo vermeye karar verince hemen başlamanız gerekiyor. Ya yarın başlarım, öbür gün başlarım falan dediğiniz zaman olmuyor kesinlikle. Hemen başlamanız, o an kesmeniz lazım, ne yiyeceğinizi belirlemeniz lazım. Ve kararlı olmak çok önemli. Ben çok kararlıydım. Ve istikrarımı da devam ettirdim bu kararım sayesinde. Neyse Dukan diyetini okudum, öğrendim nasıl olduğunu, hemen başladım diyete. Dukan diyetini birazcık da araştırırsanız, şimdi diyeti anlatmam uzun sürebilir ama özet geçeyim. Dukan diyetinde ilk bir hafta civarında full protein yiyorsunuz. Ne ekmek yiyorsunuz, ne sebze yiyorsunuz, full protein. Onun yulaf kepiği diye bir unum var, özel bir unu. Onunla tarifler yapabiliyorsunuz ama her gün o yulaf kepiğinden bir kaşık yemek zorundasınız. Yoğurdun üzerinde olsun, sütle birlikte olsun, her neyse, yani nasıl yersiniz bilmiyorum ama bir kaşık yemek zorundasınız her gün. Neyse ben yapıyordum bu diyeti ve bir haftada 4 kilo falan vermiştim. Zaten hızlı aldığım için, yani Amerika'ya gidip hızlı bir şekilde aldım. Ve hani yeni gelmiştim, yeni almıştım kiloları, daha yerleşmemişti vücuduma. Çok hızlı bir şekilde verdim, 4 kilo verdim bu diyete başlar başlamaz. 4 kilo vermem beni daha da çok gaza getirdi, daha da çok isteklendirdi kilo vermeye. Ve diyete devam ettim. 1-1,5 ay devam ettim diyete ve 10 kilo civarında bir kilo verdim. 58 kiloyken okul başladığında bütün arkadaşlarım hani ne kadar kilo verdiğimi falan söylüyorlardı. Sonra okul devam ederken ben yine kilo aldım. Hani o arada yine yemeye başladım arkadaşlarımla birlikte. Arkadaşların etkisi çok fena oluyor. Yine 62-63 kilo civarına çıktım ve yine kilo vermek istiyordum. Bir de o zamanlar birinden hoşlanıyordum. Şimdi o beni beğenmiyor, işte kiloluyum diye beğenmiyor falan diye triplere girmeye başladım. Şu anda izleyince zaten çok gülecektir, çok yakın arkadaşım. Kilolu olduğum için beni beğenmiyor diye düşünerekten diyet yapmam gerektiğini düşündüm tekrardan. Ve diyete başladım. Yine Dukan diyetine başladım. Tekrardan Dukan'ı yaptım. 1,5 ay falan Dukan yaptım ben. Yine bir 10 kilo verdim. 52 kilo civarına düştüm. Yazın başında 52 kiloydum. Sonra Muzaffer Kuşan diyeti diye bir diyet duydum. Çünkü benim kilo vermem çok zorlaştı o dönemler. Hani
Kilonuz çünkü ne kadar fazlanız ne kadar azalırsa kilo vermeniz de o kadar zorlaşıyor. Haliyle kilo vermem zorlaşınca ben de yeni diyetler araştırmaya başladım. Detokslar falan denedim. Neyse Muzaffer Kuşan diyetine başladım. Bu diyet çok ağır bir diyet. Yani aslında size bu diyeti önermiyorum ama benim 48 kiloya düşmemi sağlayan diyet de bu. 73 kilodan 48 kiloya düştüm bu arada. 48 kiloya Muzaffer Kuşan diyetiyle düştüm. Ne yiyordum? İşte sabah bir kimit kutusu büyüklüğünde peynir, ekmek yiyordum yanında bir dilim. Öğlen iki haşlanmış yumurta. Akşamda 4 tane köfte falan yiyordum. Evet çok zor bir diyet ama gerçekten 48 kiloya düşmemi sağladı benim. Ve o zamanlar çok memnundum kilomdan ama ne kadar zayıf olduğumu aslında fark etmiyordum. Çok zayıf olduğumu şöyle fark ettim. Bazen yolda yürürken insanlar ay sabah ne kadar zayıf dedikleri bile oluyordu yani o derece zayıftım. Evet neyse en sonunda 48 kiloya düştüm bu diyetle birlikte. O zamanlar 1.64 boyunda 48 kiloydum. Az olduğunu ben de biliyorum. Yine de beğeniyordum yani o zaman kendimi. Ha bu arada spor konusuna gelirsek kesinlikle diyet yaparken spor yapmanızı öneriyorum. Çünkü ben ilk kilo verdiğim zaman, ilk 10 kiloyu verdiğim zaman spor yapmıyordum. Ve gerçekten göbeğimi tutup çektiğim zaman göbeğimin uzadığını bile görüyordum yani. Ve sonra direkt spora başladım. Günde 13 kilometre koştuğumu biliyorum. O derece bir spora başladım. Ve sporla vücudumu toparladım. Sporun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Siz de eğer diyet yapacaksanız sporla birlikte yapmanızı öneriyorum. Şu an 51-52 kilo civarındayım. Yine memnun değilim vücudumdan. Hiçbir zaman memnun olmadım. Ama bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Spora zaten devam ediyorum. Spor yapıyorum. Arada dikkat ediyorum kilo aldığım zamanlar. Eğer diyet yaparsanız kilonuzu korumayı kesinlikle unutmayın. Kilonuzu da şöyle koruyabilirsiniz. Ben sürekli tartılan bir insanım. Kilo verirken de günde 3-4 kere tartıldığımı biliyorum. Her sabah da tartılırım aç karnına. Eğer ki 1-2 kilo aldığımı görüyorsam dikkat etmeye çalışıyorum. Spora daha çok yoğunluk veriyorum. Öyle bir şekilde dengeliyorum kilomu. Neyse videonun sonuna gelirsek umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Zaten fotoğraflarımı gördükten sonra siz de anlayacaksınız. Umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Şu anda belki çok umutsuzsunuz ama bir şekilde veriliyor o kilolar. Ben de çok umutsuzdum en başında. Bir sene boyunca hiçbir şekilde şeker almadım. Hiçbir şekilde çikolata yemedim. Hatta bir sene sonra çikolata yediğimde tadı çok değişik gelmişti. İlk başlarda zorlanıyorsunuz kilo verirken. Ama istikrarlı olmanız önemli. İstikrarlı olursanız sonrasında her şey raylı rayına oturuyor. Daha kolaylaşıyor kilo vermeniz. Hayat felsefesi haline geliyor bu diyetiniz, yedikleriniz. Bütün hayatınız bunun üzerine kuruluyor. Yani ben ilk diyet yaparken çok zordu benim için. Hele Dukan diyetini okursanız anlarsınız. Sürekli hani protein falan yemek zorundasınız ve fazla yağıyla yapılmış olmaması lazım bu yemeklerin. Yanımda yapıyordum yemeklerimi ve bir sefer tasına koyup dışarı çıkıyordum. Dışarıda kendi yemeğimi kendim yapıp kendim yiyordum. Hani bu şekilde zorlukları vardı benim için. Ama yine verdim. Memnunum. Siz de verebilirsiniz. Neyse böyle işte benim kilo verme hikayem bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru olursa Instagram DM'den yazabilirsiniz. Snapchat'ten ekleyip yazabilirsiniz. Ya da videonun altına yazabilirsiniz. Zaten Dukan diyetini anlatan bir özet bulup bunu videonun altına koyarım. Muzaffer Kuşan diyetini de koyarım. Her ne kadar da önermesem de o diyeti. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum çünkü. Ama yine de hani yaptığım için koyarım videonun altına açıklama kısmına. Neyse teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.